Buyurun efendim, önce alın. Şöyle buyurun efendim. Teşekkür ederim. Günün manşeti başladı. Gazete manşetlerini ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumlayacağız. Hepinize merhabalar diliyoruz. Değerli izleyiciler, Hikmet merhaba. Günaydın. Ramazan yardımlaşma ayıdır. O yüzden yardımlaşıyoruz. Ben ittim oydu. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Peki. Sesimiz duyulmuşsa buyurun diye. Gazete manşetlerine bakalım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz dedim ama. Tabii, yani tamam. Merhaba da dedim. Ben geriden geliyorum. Şeyin yavaşlığı devam ediyor hala. Ramazan'ın yavaşlığı mı? Evet. FETÖ'nün ince tuzağı. Şimdi FETÖ'nün ince tuzağı meselesi bugün Star ve Güneş gazetesinde de var. Aynı başlık, onu da söyleyeceğim. Güneş de kendi tabii yorumlamış güzel bir şekilde. Aynen. Yani İnce'nin beni Amerikalılar aradı, FETÖ'yü usulü uygun istememişiz yanıtının ardında yeni bir skandal daha yaşandı. Belgeleri incelemeye giden CHP heyetindeki Erol Aras'ın FETÖ'nün avukatı olduğu ortaya çıktı. Bunu Amerikalılar mı belirledi başlığı? Güneş'in manşeti, FETÖ'nün ince tuzağı Star gazetesinin manşeti. Evet. Malum hani bu Amerikalıların daha doğrusu Türkiye FETÖ'yü isterken usulüne uygun istememiş cümlesiyle bir tartışma başlatmıştı Muharrem İnce. Evet. Size bunu kim söyledi? Yoksa nereden biliyorsunuz yani? Tabii, evet. Yoksa vereceklerdi. Yoksa nereden bekliyordu? Doğru yanlışsınız. Beni Amerikalılar aradı, Amerikalılar söyledi falan cümlesini kullanan kim bu Amerikalılar sorusuna da bir türlü cevap veremedi biliyorsun. 25 Haziran'da verecekmiş. 25 Haziran'da verecek Amerika. Tabii 24 hangi seçim bitmesini bekliyor, yoksa yani sıkıştırmasınlar Amerika'yı. Hayır, şey şu ama yani hem sıkıştırmasınlar hem de adaletsizlik olur diye. Şimdi vazettir adam, şimdi 50 bir evrak geçirmiş, belge geçirmiş. Tabii 25 Haziran. Bunu açıklarsa tabii yani adaletsizlik olacak seçimin diğer adaylarıyla ilgili. Bu adaletsizliği gidermek adına falan açıklamayı yapmıyor. Açıklama 24 yapmıyor. Haziran'dan sonra yapacakmış. 25'ten. Evet. Bir şey için daha öyle demişti ya, 25'ten sonra şey için aynı zamanda bu... Başka bir evrak için de 25 Haziran dedi ya, 24 Haziran'dan sonra yapacağım. İşte bu sadece bir başka belge için evet, de evet, söyledi. Evet. Hep 25'i atıyor yani seçim sonrası. Çünkü nasıl seçimde bir şey olmayacak. Şimdiden salla bakalım, 25'te söylerim diye kandırıyor. Eyvallah. FETÖ'nün ince tuzağı Star gazetesinden okuyayım. CHP adayı İnce'nin FETÖ elebaşı Amerika'dan usulünce istenmedi kampanyasının nedeni belli oldu. Bakanlığa dosya incelemeye giden CHP heyetinde FETÖ avukatı Erol Aras da yer aldı diyor. FETÖ'nün tescilli avukatı Erol Aras'la birlikte Adalet Bakanlığı ek hizmet binasına gelen CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi ve Efe Dikbıyık 5 saatlik inceleme sonrası kurumdan ayrıldı. FETÖ'nün elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili Türkiye'nin sunduğu belge ve deliller konusunda köşeye sıkıştığı dönemde can simidi CHP'den geldi. Muharrem İnce'nin bir süre önce ortaya attığı FETÖ'nün Amerika'dan usulünce istenme iddiası uygulamaya çalışan sinsi plan deşifre oldu diyor Star gazetesi. İnce'nin çıkışı sonrası Adalet Bakanlığı'nın buyurun belgeleri inceleyin çağrısı üzerine CHP 4 kişilik bir heyet gönderdi. Heyette yer alan Erol Aras'ın FETÖ avukatı olduğu ve FETÖ'nün yayın organı Can Erzincan TV'de sık sık programlara tamam katılarak örgüt propagandası yaptığı belirledi. Bir fotoğrafını da koymuşlar gazetesi birinci sayfasında. FETÖ avukatı Can Erzincan TV, FETÖ'nün son dibinde kalan hani o kıtırık şeyleri vardı ya artık. Hani ellerindeki büyük böyle işleri acısın diye söylüyorum. Özellikle acıtmak için söylüyorum. Böyle yüz milyonlarca dolarlık olan tüm yatırımları devlet el koyduktan sonra kaldıkları bu bilmem ne Can Erzincan TV, aynı zamanda Mehmet Altanların falan hatırlıyorsun en son Ilıcakların da konuşma yaptığı bu TV'de çıkıyor ve oradan FETÖ propagandası yapıyor bu avukat Erol Aras. Ya sen bunu incelemeye gönderiyorsun, ne ayaksın CHP, onu anlamadım hakikaten. Yani bu ne demek, bu felaket bir şey bu. Hadi bunu da açıklasın bakalım ateistler. Neydi o, öyle bir laf vardı ya. Hadi ateistler bunu da açıklayın bakalım. Hadi bakalım açıklayın bakalım bunun cevabı. Hadi nereden buldun bu adamı? Bu muydu senin kaynağın? Yoksa Amerikalı dediği FETÖ falan mı? Bak bana beni Amerikalı aradı falan filan diyor ya. FETÖ kim abi? Bir FETÖ'nün bir adamı arıyor. Emre Uslu mu arıyor Amerikalı diye? Hello I'm American diye telefon mu açıyor? Ne yapıyor sana? İsmini söylemeyeceğim işte, sonra 25 Haziran söyledi biliyorsun bunu. 25 Haziran'da söyleyeceğim dedi. Tabii. Kim Amerikalı diye sordular. Dün sordular. Star'daydı galiba işte sordular. Biz gazete Star'daydı. Televizyon Star'da. Star televizyonda sordular. Kim sormuştu? Nazlı sordu. Dedi ki bu Amerikalı kim dedi. Şimdi söyleyemem de şifre edemem dedi kaynağımı, niye? 25 Haziran'da söyledim dedi. İşte ne kadar güzel ya. 25 Haziran'da sonra bak hiç kimse tanımayacak bu Muharrem İnce'yi.
Bak 25 Haziran sabahı devam edemeyince şunu alalım. Bir tarih olacak. Ama madem sen söyledin onu da hemen şey yapmakta fayda var. Ve bütün kaynakları 25 Haziran'a bıraktı arkadaş şimdi. Biz merakla 25 Haziran bekliyoruz. Tabii 25 Haziran'da da yani kazanırsa açıklayacak. Kazanmazsa yine açıklama yok. Ya kazanmazsa zaten Muharrem İnce diye bir figür yok dünya. Tarihinden silinecek işte. CHP'den de silinmiş olacak. Sonra Kılıçdaroğlu böyle yapacak. Bunların, yenmiş de yenmiş Muharrem. Ne oldu Muharrem diyecek. Bunların aynen kafa yapacak bunlar. Aynen öyle. Ulan bana diyordu falan. Şimdi bunların yalanı artık öyle bir şey ki dün şeyle konuşuyorduk ya, Turgay Güler'le konuşuyorduk. Yani bu adamların yalanına cevap vermeye hazırlanırken sen en son söyledikleri yalana cevap veriyor adamlar. Aynen öyle. Yalan turu bindiriyor adam çünkü. Ve bunu artık şey yapıyor. Muharrem İnce bunu yapıyor. Yalan turu bindiriyor. Sadece Muharrem İnce değil, Kemal Kılıçdaroğlu da otomatiğe bağladılar bunlar. Yani sen birinci yalanlarını çürütmeye çalışırken, yalan olduğunu ispatlamaya çalışırken adamlar dört tane daha yalan söylemiş oluyorlar. Sen araştırıyorsun hemen. Aynen. Şimdi bak, Hürriyet Gazetesi benzer şey. Yani yalan meselesine girdik, oradan küçük bir örnek olsun diye söylüyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu telefonum dinleniyor diye manşet olarak kullanmışlar. Çanakkale'ye Rıfat Başaran yazmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağıyla dönerken, bunlar bisikletçi CHP'liler, bisikletli CHP'liler. Eğer telefonda konuşurken bile kaygı duyuyorsak ülkede demokrasi yok demektir. Hayır. Döndük telefonda mu? Konuşurken bile kaygı duyuyorsan ülkede demokrasi yok demek değildir. Senin patolojik bir vaka olduğundur. Paranoyak. Senin bir paranoyak olduğundur. Şizofrenik paranoyak. Yani en azından böyle bir ihtimalin de gündemde olduğudur. Çünkü genel başkan olduğumdan beri benim ve parti yöneticilerimin telefonları dinleniyor. Bu dinlemeler bir kişiye akıyor cümlesini kullanırsan hakikaten tedavi olman hususunda tavsiye alırsın, bunu bir uzmanla konuşursan, anlatırsan. Bu bir. İkincisi, Erdoğan döneminde FETÖ ile mücadelede FETÖ'nün telefonlarını kimlerin telefonları dinlediği parti parti çıktı, açıklandı. Listelerden, şunlardan, bunlardan. Bir tanesi de FETÖ'nün aleyhine çıkıp da ben beni dinlemiş kardeşim, ben dava ediyorum, bu FETÖ nasıl, ne melanet bir örgüttür deme cesaretini gösteremediler. Tabii. Bunlardan birçoğu da tabii dediğim gibi yani CHP'de dinlenmeyen adamlar da vardı. Gerek yok çünkü onlarla birebir görüşüyorlar zaten. Dinlemeye gerek yok herhalde diye düşünmüşlerdir tahmin ediyorum. Ama senin telefonunun dinlenme meselesiyle ilgili ya da CHP'lilerin FETÖ tarafından dinlenmesi meselesiyle ilgili bir sürü meseleler ortaya atıldı. Kendisini doğuştan CHP'li iddia edenler, gazetecilerin de telefonları dinlenmişti. Uğur Dündarlar, şunlar bunlar. Hani Uğur Dündar zannedersen bununla ilgili müdahil oldu, yani şikayetçi pozisyona falan düştü ama biliyoruz ki birçoğu bununla ilgili şey yapmadı. Yani hükümetin propagandasına alet olmama adına girmediler meseleye. Şimdi sen kalkıyorsun, siz kalkıyorsunuz. Bir. Diyorsunuz ki eğer telefonda konuşurken bile kaygı duyuyorsak ülkede demokrasi yok demektir. Genel başkan olduğumdan beri benim ve parti yöneticilerimin telefonları dinleniyor. Bu dinlemeler bir kişiye akıyor cümlesi yalanın da ötesinde bir cümle. Artık bunun neresinden düzelteceksiniz ya, ayrı bir mesele ama bütün bunları söylerken de FETÖ ile o kadar teşriki mesai içerisindesiniz ki işte evrakları burada incelemeye gönderirken bile FETÖ'nün tescilli avukatını alıp götürüyorsunuz. Adı ne bunun? Nasıl açıklıyorsunuz bunu? Yok işte ben deminki o esprim onun için. Hadi bunu da açıklayayım bakayım, ateistler diye. Deyim oydu ateistler. Aynen. Diye ben espri olsun biliyorum, diye. Biliyorum. Yani bu yeni yetmenin göndermeleri yaptırmış. Yoksa CHP'ye soruyorum ben bunu. Ateistle alakası yok. CHP'ye soruyorum. Yani şimdi avukat Erol Aras'ın Can Erzincan TV'ye çıkıp da FETÖ propagandası yapan tescilli bir FETÖ'cüyü tescillenmiş ifadeleriyle birlikte tescillenmiş, yani oraya çıkmış konuşmuş hesapta muhalif gibi görünmesine karşın FETÖ'nün televizyonda bunun FETÖ'nün propagandasını yapmış bir adamı, efendim sen nasıl FETÖ'nün iadesiyle ilgili dosyayı incelemeye gönderiyorsun ya? Bu nasıl bir iş, nasıl bir kafa, anlaşılır bir şey değil. Güneş de güzel bir şekilde söylüyor. Bunu da Amerikalılar belirledi. Hani aynen. Hani biz demek ki espriye benzer. Söyleyeyim bakalım ateistler bunu kim? Ya arkadaş şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hakikaten demin uzun uzun açıkladığın gerçi ama mesela sabah kalkıyorsun bir gündem oluşturmaya çalışıyor adamlar. Bu konuda bilmiyorum bu başarı mıdır? Siyaseten değil midir? Veyahut da en azından vatandaşına kadar ulaşıyor bu. Mesela şöyle bir dezavantajı da var. Sayın Murat Çiçek. Şöyle bir dezavantajı da var. O kadar çok hızlı ve daha çok yalan ve haber uydurma durumundasın ki modundasın ki yani bu uydurulan yalanlara da halkın yetişmesi zor.
Ya hangi, öğrenemiyorlar daha yani. Bir gün mesela bir yalan atıyor. Tam bunu bir şey yani bir haber gibi veriyor yalanı. Tam bunu halka ulaşacağı sıra içerisinde başka bir yalan ortaya koyuyor. Arada yalanlar kaynıyor. Ya hem öyle. Hani bizi hem bırak de, arada yalanlar da kaynıyor. Yani öyle bir şey ki aradan da kaçıp gidiyor. Bak mesela 19 yıl var ya sıkıştırmaya çalışıyor. Tabii soruyu soruyorsun. Bülent Avukat Erol Aras dediğin adam kimdir diyorsun mesela değil mi? Yani hani partide ne görevi var, parti bunu niye atamış? Çünkü Güneş Gazetesi'ne devam ediyorum bu haberin detayını okumaya. Genel Merkez tarafından yetkilendirilen Avukat Erol Aras ne milletvekili ne de CHP'nin herhangi bir kademesinde görev alıyor. Oysa partide hukukçu sıfatına sahip onlarca parlamento üyesi isim evet. var. Avukat Aras Yanaçer'in zamanında yakınlığıyla tanınıyor. 28 Şubat postmodern darbe girişiminde cuntacıları savunuyor bu avukat. Dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın avukatlığını yapıyor. Ergenekon davalarında sanıkları avukat olarak katılıyor. Günümüzde ise mahkeme salonlarında FETÖ'cü hainleri aklamaya çalışıyor. Örgütün televizyonlarında boy gösteriyor. 15 Temmuz'dan bir ay önce katıldığı yayında sokağa çıkın çağrısı yaparak Pensilvanya'ya selam çakıyor. Darbe girişiminden sonra da cübbesini giyip hainlerin avukatlığına soyunuyor. Yüksek yargı ve TSK içindeki kriptoları savunuyor. Bir alt başlık var burada. Ben de aynı fikirdeyim Güneş Gazetesi'yle. İşte Adalet Bakanlığı'na buradan sormak lazım. Yani Ankara-Washington arasındaki resmi yazışmaları inceleyecek ekipte yer alan Erol Aras'a siz nasıl izin veriyorsunuz ya? Yani, tamam, şimdi Erdoğan şeyde söyledi, konuştu. Yani madem bunlar bu vaziyette yalan söylüyorlar. Evet. Böyle bir şey olduğunu söylüyorlar. Ben de Adalet Bakanı'na talimat verdim. Gelsinler kardeşim Amerikalılara verdiğimiz belgeleri incelesinler dedim diyor. Peki yani Erdoğan yani demek ki bu herifler listenin içerisine Fethullah Gülen'i soksalar onu da herhalde Adalet Bakanlığı bu kabul edecek. Belirleyen CHP. CHP sonuçta bunu belirliyor gönderecek. Yani Adalet Bakanlığı da buna efendim bu heyetinizi bunu kabul etmiyorum diyemez tabii bir tarafta. Der niye diyemezsin? Hikmet. Ya şimdi bu heyet o zaman şunu söyleyecek öyle CHP. Bir şey var mı? O şunu söyleyecek tabii yani. Her türlü imkanı işte bak alın görün. Her şey çok şeffaf. Bunun bir zaten uluslararası bir prosedürü var. Uslubu var. Bunun üzerine bir üst başlık yazıyorsun. İngilizce tercüme ediyorsun. Aramızdaki anlaşmaya dair Hikmet, şu maddeye göre olay bu basit. Soru şu. En başından bir kere hani baştan bir kere yanlış. Şunu mu acaba AK Parti bekliyor? Şahsi görüşüm benim. Yani biz bu CHP'lileri getirirsek ondan sonra yaptığımız işi bunlara gösterirsek bunlar da vicdanlı ve hakkaniyetli olarak hakikaten ya Adalet Bakanı doğru bir iş yapmış. Biz yanlış biliyormuşuz falan gibi bir cevap alacaklarını falan mı umuyorlar yani? Adamların söylemiş olduğu yalanların haddi hesabı yok. Gelip inceleyecek. Bak ben sana söylüyorum. Bununla ilgili daha bir şey yapmadılar etmediler falan ama bununla ilgili o 5 saatlik incelemenin ardından bak ortada hiçbir şey daha yok. Diyecekler ki AK Parti usulüne uygun istememiş FETÖ'yü. Ya onun şey yok o değil. Onu söyleyemezler, şunu söyleyemezler. Niye söyleyemezsinler? Hayır, bin tane yalan arka arkaya sıralayan adamlar hayır, bunu mu söyleyemeyecekler? İstememişler der. Hatta çıkar bunu öner. Hiç istememişler der. Kağıdı gösterirse mesela bu ne dersin? İstememişler der gider. Değil mi? O olabilir. Bunu da kabul ediyorum. Da adamın seçtiği komisyonla ilgili bak. Bu neyi ilgilendirmiyor? Yani onu seviyorum. Beni ilgilendiren tek şey. Hani komisyonda mesela bizim Necati'yi de çağırabilir. Gel Necati bak, sen bak incele diye. O da çok iyi bakkal hesabı. O kulağında çıkartı kalemi istememişler diyebilir. O da problem değil. Problem sadece şu. Biz bunlara siz FETÖ'yle ne zaman ki FETÖ'nün bir mütedeyyin bir hizmet veyahut da bir cemaat olgusu dışında öyle zannediyorlar çünkü. Bunların gerçekten Müslüman olduğunu falan zannediyorlardı. Müslüman olmadığını anlayınca bunlar Amerikan neokonların ajanları köpeklermiş hemen diye dalıp da bunlarla işbirliğe giren CHP'den bahsediyoruz. Yani bu çok kıymetli bir hadise. Şimdi böyle bir CHP'de kendini ayıklamaya çalışıyor. Bizim alakamız yok. Şimdi ince konuşuyor. Atıp tutuyor. Bizim de böyle şeylerle alakamız olmaz. FETÖ'yü ben mi getirdim de falan filan. FETÖ 40 sene önce geldi. AK Parti'yle alakası yok FETÖ'nün. Başlangıcı 38 sene. De senin Kılıçdaroğlu'nun dört bir yanı FETÖ'cü ya. Bir burası, bir arkası, bir sağı, bir solu. Ya gönderdin heyette bile. Hadi onları geçmişte kal dedik. Reddi miras yapmıyorsun Murat Çiçek. Peki bu ne oluyor? Buz gibi ama sana sunduğu bir FETÖ'cüyü Cenaze Can TV'de pataküte giydiren bir adamı avukatı inceleye gönderiyorsun. Daha iyi oldu bak. Bence iyi oldu. Evet demişler. İnceleyen de bu işte. FETÖ'cünün de adamını gönderiyor. Kimin adamı bu? CHP'nin adamı. Peki biz CHP'ye siz bunların ne menen musibet bir şey olduğunu anlayınca yeter ki AK Parti'den kurtulalım şeytanla da yatağa gireriz diyecek kadar tıynetiz bozun deyince niye kızıyorsunuz? Doğru. İşte duruyor. İyi ki göndermişler bunu yani.
İyi bağladın. Annen öyle. Aynen İyi ki göndermişsiniz. Bak siz busunuz. Ne istikarsan... Bir kere daha ortaya çıkmış canım, oluyor. Aynen öyle. Şey de öyle yani. FETÖ'cü danışmanlardan sonra, ondan sonra FETÖ'cü milletvekillerinden sonra evrakları ben işte Bülent Tezcan'dan aldım diyen milletvekillerinden sonra bir FETÖ'nün, FETÖ'yü cansiperhane savunan 15 Temmuz önce sokaklara çıkın deyip o propagandayı destekleyen bir avukatı heyetlerini almaları evet, bir kere daha teslim edilmiş. Bir şey söylemiyoruz. Buyurun görüyorsunuz. Konuşmaya gerek yok. Biraz önce senin Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey de aynı şey aslında. Yani dinleniyoruz. Sen de FETÖ'cülerle işbirliği yaptığın zaman ne yapıyordun? İşte o dinleme şikayetinde bulunuyor ya şu dinleniyoruz diye. Kimse falan dinlediği yok. Şimdi gündem oluşturdu. Bak ulan en azından günün manşetinde 15 dakikada yiyelim. Oraya bir an sallarsak şu görünmesin diye. Biz görüyoruz hepsini abi. Allah'a izin yetişeceğiz. 18 günümüz daha var çünkü. Olmazsa akşam devam ederiz. Hiç problem değil yani. Sabah akşam. Adam sabah akşam yalan söylüyor çünkü. Peki. Sabah yalanlarına burada yetişiyoruz, akşama yetişemiyoruz. Hakikaten yetişemiyoruz. Birikti çünkü. Bak, şöyle birikti. Bak ben sana bir... ama bu video... tapeleri, bu gizli dinlemeleri. Bak tape 1 ne güzel dinlemişler. Bak tape 2 bu da Erdoğan'ın şeyi. Bak tape bilmem ne deyip de montajlanmış, oynanmış, üzerine üste koyup tamam bir oradan bir buradan toplayıp ne kadar dünyanın en iğrenç, en ahlaksız algı operasyonunu yapan. Aynı zamanda da biliyorsun... Kumpasa, Baykal'a yapılan kumpasın da organizasyonu yapan bu terör örgütünün tüm malzemelerini kullanmak için eteklerini zil çalıyordu. Aynen. Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu biliyor musun? Böyle alaksızlık olur mu yani? Mitoman karakteri yani yalan söyleme hastalığıyla ilgili CHP'ye sarmış olan karakterin ben hani Muharrem İnce'de bu Amerikalılara kadar en azından belli bir şekilde temayüz etmeyeceğini yani o mitomanlığın o yalan söyleme rahatsızlığının yani beyaz yalanlardan öteye gitmeyecek bir Muharrem İnce profili olduğunu Amerikalılar meselesine kadar hani umuyorduk en azından böyle bir şey fakat hani kasketten hani, başladığı için o da aynen fakat şöyle bir şey var hani şeyi söylüyor ya daniskasını yaparım daniskasını cümlesi var ya sözüne durdu helal olsun ama sözüne şöyle bir şey ince. Var orada sözüne da duruyor. Yine bir sorun var yani karşı taraf sana bir şey yapmadan daniskasını yapmaya başladı. Tamam. Yalanın da daniskasını yapıyorsun. Karalama kampanyası. Karalamanın da daniskasını yapıyorsun. Karalamanın daniskasını yaparım diyor. Ya böyle bir... İftiranın diyor daniskasını yaparım diyor. Yapıyor şu anda. Ama bak, şey Ahmet Hakan'a göre hala çok iyi çocuk. Muhteşem oynuyor. Ahmet Hakan. Zerresini görmedim ben. Sana yazıklar olsun. En kötü imtihanıydı Ahmet Hakan'ın bu. Vallahi en kötü imtihanı. Bundan daha kötüsünü yapmadı. FETÖ'cülerle de o çapulcularla da falan filan hemhal oldu ona. Demokrasi kahramanı olmaya hiçbir şey görmüyor. Çalışıyor. Abi, 24 Haziran'dan abi, sonra bakma ama çok kötü bu sefer ya. Bir cümlesini söylemiyor. Tek ben bir cümle. Ben sana bir şey söyleyeyim. 24 Batırmış Haziran'dan sonra şey. 24 Haziran'dan sonra gidecek bence. Bu yapmış olduğu savunmanın hesabını vereceği bence için. Tamam bence vermeli artık. Demokrasi kahramanlığını oynuyor Ahmet Hakan. Hiç bu numaraları yememek lazım. Şimdi Van'dan bir görüntü var. Bir video var Van'dan. Şimdi az önceki halk bahsetmiş olduğumuz yok. Az önce ondan da bahsedeceğiz. Az önce bahsetmiş olduğumuz bu mitoman, yalan söyleme, iftira, karakalama kampanyasının daniskasını yapacağım diyen Muharrem İnce'nin kendisine yapılmadığı halde bu karalama ve yalan kampanyasının daniskasını nasıl yaptığının bir örneği. Şimdi olay Diyarbakır'da geçiyor. Ben yine Van'dan görüntü vereceğim ama esas olay Diyarbakır'da geçiyor. Orjinali de vereceğiz, yayınlayacağız. Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsun kanaat önderlerinin de yer aldığı bir iftar yemeği düzenledi. Evet. Orada bir ara Erdoğan susuyor. Evet. Bu susmasını Muharrem İnce bak Van mitinginde oradaki tırnak içinde kalabalığı o kalabalığın ne olduğunu da göstereceğim birazdan. Nasıl anlatıyor? Bu videoyu bir izleyelim. Ardından yorumunu yapacağız, konuşacağız. Tamam. Şu 7 numaralı videoyu bir izleyelim mi? Diyarbakır terör örgütünün siyasi uzantıları başta olmak üzere. Bir dakika lütfen. Bir dakika. Cam bozuldu. Bir dakika. Vay yazık. Ama yuvalarsanız anlayamazsınız. Camda konuşanlar bu sorunu çözemez. Candan konuşanlar bu sorunu. Cam bozulunca, söyleyecek bir şey kalmayınca hemen canlı yayını kesiyor spiker. Koruyacak yani, koruyacak. Ben olsam, mesela aynısı bende olsa hemen yorum yapmaya başlar.
Görüyor musunuz medyanın halini? Bu medyayı da kurtaracağım. Onlar da özgürleşecek. Bak çok konu, suratı da çok enteresan bir hale bürünüyor. Şimdi o diğer Van'daki bir kalabalığı da bir gösterelim, bir görelim Van'daki. Bu konuştu göster değil mi? Van'daki kalabalığı da bir görelim. Öyle hani ha ho falan filan dibe mikrofon yerleştirmişler. Milyonlar var zannediyorsun. Aha Van'daki kalabalık. Kalabalıklara hitap etti falan filan. Hani ha ho bu muydu bu? Ha ho. O da Kayseri'deydi, aynı söyleydi. Bu da Van'da Muharrem İnce'nin mitingi. Ve sesi de duyalım, hani konuşuyor şu anda. Tabii tabii. Bir duyalım sesi de. Hani sonra ben... Az önce uçakta gelirken aşırı boşlukta akis fazla oluyor. Var mı öyle şöyle bir seyretti? Bir kişi yok şurada. Hayır. Meydan büyük olmuş fakat akis fazla bir sebebi insan fazla yok ya. Yerler bomboş, fazla akis yapıyor. Yani, hani yeni taşınırsın hani hiçbir şey yoktu da akisleri de çok iyi. Konya milletvekili adayları var Abdülhatif Şener'in oğlu Filadelfi'de. İşte bunları anlı biraz Van'da. Şimdi bak, 81 milyonu kucaklayacak olan Sayın İnce, 81 milyon yok gibi sanki burada Van'da. Ya mitingdeki, hayır mesele şu bak, ne biliyor musun? Van işler acısı. Miting kalabalığı demek. Van'ın durumu Osman CHP açısından işler acısı. Bölükbaşı biliyorsun milyonları ya da yüz binleri topluyordu meydana, seçimi demir alıyordu. Meydanların kalabalık olması bir anlam ifade etmeyebilir duruma göre. Eder abi. Tamam, hayır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Etmeye de bilir duruma göre. Örneği var, dediğim gibi Osman Bölükbaşı örneği var. Yani hani eğer Demirel'in şunu bunu falan Osman döneminde... Osman Bölükbaşı örneğini ben hatırlamıyorum. Bilmediğim hayır, şey. Benim döneminden ben biliyorum yalnız. Hayır, şey şu ama yani geçmişte örnekleri var bunların. Gazetelerin senin döneminde olması şart değil. Sen de hatırlarsın. Hatırlamıyorum. O kadar, bırak, o kadar yaşım yok benim. Benim bildiğim sonra 6 yıllık bir akbar diktan var. Şey çok da o kadar önemli değil. Kalabalıkların olup ya. Olmaması değil tabii Hikmet. Önemli. Yani bir bence kıstas önemli. Değil. Refah Partisi döneminde de bir şey olmadı Hikmet. Hayır. Binleri on binleri hayır, topluyorlardı. Şöyle bir şey. Sen şey. De biraz hakkaniyetli ol bu hususta. Bak şu açıdan hakkaniyetli. Geçen de Kayseri'yi verdik. Şeyin Akşener'in bu sefer de bu nesnesi Van. Şimdi sen bana bilip de bir başka adayı konuşma yaparken 1000 kişi var, 500 kişi varsa orada Vanlılar seni hiç tanımayır demektir. Hani var ya dediği gibi şeyin dediği gibi Muharrem İnce ne diyor? Ben bu tanımıyorum Turgay'ı diyor. Kim falan diyor. Yani bir gazeteyi genel yönetimi tanımıyorsan zaten bu siyaseti bırak çek git sen yani. Sen daha hiç bu ülkede yaşamamışsın demektir. Medyayı da kurtaracak ya. Hayır, ama o çok komik bir ifade. Sonra. Ben dedi bunu tanımıyorum yani Turgay'ı bile tanımıyorum. Kim falan bu diye bir muhavra çekti. Hakikaten gerçekten tanımıyorsan sen boşa yaşamışsın. Yani sen siyaset yapıyorsun ama kusura bakma bence o babanla git. Ahırdan hayvanları çıkart, o kurbana devam etsen. Yani ya ben tanıyorum mesela. İşim gücüm olması gerekli. Benim çocuklar da tanıyor. Mesela milletin başında kim vardır? En azından bir tane yazar çıkartır. Koskoca bir gazetenin, Güneş'i genel yönetmeni. Şimdi o yüzden bu millet de bunu söylüyor. Ben seni tanımıyorum diyor. Yani diyorsun ki Muharrem İnce gelecek. Kim? Muharrem İnce. Tabi burası Kürt olduğuna göre tanım hani şey gibi. Bakıram bakırsan bakır, ben sana bakmıram diyor bu da. Değil mi? Lazlı'da Kürt demiş ya, bakma kelimesini hatırlıyor onun gibi. Bu şimdi önemli bir gösterge abi. Yani sen Van kadar anladın mı? Hayır. Yine de ben bir gösterge olmadığı kanaatindeyim. Tamam. Miting olarak bence ben tam aksini düşünüyorum. Çünkü yani Cumhurbaşkanı adayı geliyorsa şunu, Van'da şunu şöyle sağlar, organizasyonda yani, CHP, bir CHP, kişi yok ya şurada. %30 alındığı zaman %25-%30 aldığı zaman Muharrem İnce ne diyeceksin? Van'da bu kadar adam geldi ama %30 aldı deyince ne diyeceksin? 55 milyon seçmeninde. CHP'nin oyundan bahsediyorum. 125'ten Van'da, bahsediyorum. Ben buraya söylüyorum. Şu anda iddiaya giriyorum. Bütün dünyayla iddia ediyorum. CHP Van'dan %1,5 alsın. Hayır ben gösterge açısından diyorum. Van'dan alacağı 1,5 yıl. Yanlış bir yerdeyiz. Neyse tamam önemli neyse. Değil. Yani en azından bunlar bir gösterge değil. Kalabalığın olup olmaması bir gösterge benim açımdan. Onu söyleyeyim ben. Bence gösterge. Ondan sonra sence olabilir. Göreceğiz şeyden sonra ne olacağını. Dolayısıyla bu bir gösterge değil. Niye gösterge değil? Örneklerini verdim geçmişten. Bu kadar kalabalık olur olmaz. Mesele bu değil. Kayseri'de de işte Meral Akşener'i gördük. Bilmem ne olduk falan. Sandığa yansımasının ne olup ne olmayacağını zaman gösterecek ama esas mesele burada şu. Adamlar öyle bir yalan üretiyorlar ki yetişebilene aşk olsun. İşte o söylemiş olduğu prompter dondu. Evet. Yok işte Erdoğan konuşamadı. Candan konuşanlar benim gibi olur. Camdan konuşanlar böyle kalır diye slogan üreten Muharrem İnce etrafında hemen diplerine konulmuş olan mikrofonlardan ve o mikrofonların hemen yanındaki mitinge gelen yandaşların kahkaha sesleriyle coşabilirler. Sıkıntı değil bunlar. Genel görüntüyü verdiğiniz zaman verdiğimiz olduğu yalanından bahsediyorsun. Evet. Şu olay. Diyarbakır'daki nedir bu? Onu öğrenelim şimdi. Orijinaline bir bakalım. Neymiş? Orijinalde neler bu. Bahsediyor? Diyarbakır terör örgütünün siyasi uzantıları başta olmak üzere şimdi
özetine gelelim meseleye. Şimdi burada kalıyor. Alt tarafında bir yazı var. Aslında orayı kapatmamak lazım ama madem kapatmışlar ben buradan okuyayım arkadaşlar. Şey yapmışlar. Orada şunu söylüyor. Oradaki yazıda. Hemen aktaracağım. Bu konuşma sırasında Erdoğan kanaat önderlerinden bir tanesi, konuşması ismini de söyleyeceğim. Tayyip Elçi, M. Tayyip Elçi, Erdoğan'ın masasında bulunan kanaat önderlerinden M. Tayyip Elçi, ezan okunduktan sonra oruçlarını açıyorlar. Namaza gidiyor. Ezandan sonra falan Erdoğan'la konuşuyor. Namazını kılmış, namaza gidiyor. Akşam namazını kılmıyor. Evet. Akşam namazını kılmaya gidiyor. Erdoğan'la kürsüye çıkmış oluyor. Kürsüye çıktıktan sonra, konuşmaya başladıktan sonra, ondan sonra, yazıda geçmişti arkadaşlar, Tayyip Elçi, masaya geri dönmeye çalışıyor. Erdoğan'ın korumaları da işgüzarlık yapıyor. Altını çizerek söylüyorum. İşgüzarlık yapıyor. Erdoğan sandığı olduğu için ya şeref konuğunu masasına oturmasına müsaade etmiyorlar. Önünde oturanlar Önünde Tayyip Bey masasında oturuyor. Protokolde yani. Aynen protokolde. Sonra çünkü çağırıyor. Her biri zaten kanaat önderini bir masaya dağıtmışlar. Evet. Herkes bir masada oturmuş. O kanaat önderinin bir tanesini Tayyip Bey'in masasında oturan kanaat önderi. Oradaki önde konuşma sırasında Tayyip Bey yan taraftan içeri girme. Zaten burada okla gösterecek birazdan. Bak sol tarafta, daha doğrusu ekranın sağında. Şu anda korumalar falan bırakmıyorlar. Orada Tayyip Bey susuyor. Koruma müdürü Muhsin Bey'i çağırıyor. O yanına gelen uzun boylu koruma müdürü. Yakın koruması Muhsin Bey'i çağırıyor. Müdahale ediyor. Ya adam ağır çekin yani. Diyor, ağır misafir. Yerine otursun tabii diyor. Tabii ki protokol misafiri. Yerine otursun diyor. Benim evet. Masamdaki misafir. Evet, evet. Korumalar müsaade etmiyor. Talimat veriyor orada koruma müdürüne, yakın korumaya. Muhsin bak okla gösteriyor. Evet. Onun talimattan sonra Erdoğan orada tutup çağırıyor. Eliyle de işaret ediyor. Buyurun oturun falan diye misafirine. Az önceki görüntüde o da var. Ve geliyor. Oturuyor. Tayyip Bey'in masasına. Mesele bu. Mevzu yani, bu. Yani Erdoğan orada dikkatli. Yani hitap ettiği kitleyi de görüyor. Seyrediyor. Biliyor ne olduğunu. Tabii ki. Yüz takılıyor orada. Duruyor. Duraksıyor. Değil mi? Özeti bu. Duraksıyor. Ve konuğunun yerine oturmasını sağlıyor. Budur. Aşağı yukarı bir 35-45 saniye duraksama var. Duruyor sonra. Çağırıyor onu. Konuşkanın bir hareket de yapıyor. Şöyle yapıyor. Tabii şöyle yapıyor. Ya, fakat bak, tabii buyurun, aradaki yapıyor. Tabii bunun da şimdi biz bunu bu şekilde ekrandan verdiğimiz zaman belki çok rahat duyulmayabilir ama orijinal 2,5 dakikalık görüntüsü şu anda da YouTube'da var. O YouTube'daki görüntüyü çok yüksek bir şeyle yüksek volümle açtığı zaman sesini aradaki şu cümleyi duyuyorsun zaten. Yahu namaz bak o gitti falan diye cümle duyuyorsun. Ha şey Muhsin'e söylediği cümle. Tabii tabii tabii. O cümle geliyor kulağıma. Öyle mi? Ben duymadım. Ben sabah vallahi duydum çünkü. Hmm. Hatta yüksek açtığım sesini duyuyorum. Söylüyor zaten ağız okumasından da yani namaza gitti geldiden bahsediyor. Niye diyor yerine oturamadı değil mi? Mesele o. Şimdi yani şöyle ya netice prompter var. Camdan işte o prompterdan okuyor. Veyahut da işte şeyini veriyor. O anda duruyor. Bir an durunca bunu tabii sözcü yakalıyor. Muharrem İnce yakalıyor bunları. Vay diyor gördün mü prompter bozuldu. Sesi soluğu kesildi bu adamın diyor. Candan değil, candan falan diye. Bu daha önce Kılıçdaroğlu kullanmıştı bunu. Neyse falan çok eğleniyoruz falan filan derken prompter tekrar çalışıyor ve Kılıçdaroğlu diye çok ahlaksızca, bak çok ahlaksızca yalan söylüyorsunuz. Bu ahlaksızca yalan söylemek başka bir hadise. Bir de o kadar ahlaksızca da o görüntüyü koyup Allah'tan 3-5 kişiye bu meydanda hani yani, davet ediyoruz. Fark etmiyor bir kişi ki. Oraya koymuş oraya. Efendim meydandan, Van meydanından Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın prompter kesildiği için prompter da akamadığı için göremediği için camda konuşamadığını zannediyor. Diyorum ya bak sen genel yönetmeni tanımıyorsun. Tamam mı? İkide bir zıppırt fikir değiştiriyorsun. Kaçamazsın sen bakalım. Genel başkan olman lazım senin. Senin şu anda aday olman lazım. Bu işten de kaçamazsın ha diye. Kılıçdaroğlu da giydiriyorsun. 15 gün sonra cart diye seni giydiriyor. Hadi otur bakalım yiyince buraya. Ha zaten ben de aynı fikirdeyim falan deyip oturuyorsun. Bu kadar kıvraksın. Bak dürüstlük bilmem falan demiyorum. Dünyada görebildiğin en kıvrak insan. Kılıçdaroğlu da tur bindirir. Kılıçdaroğlu 48 saat falan geçiyordu. Ya o konuda hususta biraz sana ama, haksızlık etmişim. Hakikaten ben öyle olmadığını zannediyorum ama Muharrem İnce bindirir, hakikaten öyleymiş. Tur bindirir ya. Bir gün önceki programda diyor ki arkadaş bir gün önce bak arka arkaya koy. Bir gün önce diyor ki efendim diyor ben diyor ezan meselesinden bahsediyorum. Ezan okunuyor bir dakika diyor. Bir gün sonraki akşam programda ezan okuyor konuşulur diyor. Bu kadar kötü bir gidişat dediğim gibi yetişemiyoruz. Ama şu var bence şunu
uzatmaya gerek yok. Sözde bugün zaten almış. Camdan konuşan değil, candan konuşanlar ancak bu sorunu çözer diye böyle dev gibi. Dev gibi ama böyle manşetten gelmiş. Gördün mü bak. İnce'yi Türkiye'ye tanıtıyoruz. Bre Sözcü. Yani senin tabii ki bir senin ne olduğunu biliyoruz zaten. Maruf. Yani sen şu anda burada elin gavuru olsa, şeytan bunu söylese, şeytanla birlikte bu manşete teşnesindir, atarsın. Ama Muharrem İnce'ye de insan bunu bu şekilde anlatır, açıklar. Yani bunun bir prompter meselesi olmadığını. Fakat enteresan, Muharrem'in de iddiası ne abi? Ne diyor? Bir anda diyor, tabii camdan diyor, kesilince diyor bu diyor, konuşamadı kaldı orada diyor. Ne yapıyor şimdi? Ne yapıyor şu anda? O an ne yapmak istiyor? Şimdi yapmak istiyor. Bak işte sizin dediğiniz Recep Tayyip Erdoğan böyle bir insan. Konuşamadı orada diye. Yuh derdi adama ya. Muharrem İnce sana sonsuz kere yuh. Hani herkese kızdık ettik zamanında ama bu kadarını Türkiye Cumhuriyeti tarihi görmedi ya. Sana yazıklar olsun. Sen kimin kafasına dalga geçiyorsun ya? Senin karşında Recep Tayyip Erdoğan var değil mi? Var. İsterse nefret et. İsterse Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye FETÖ'yle mi yatağa girersin, Amerika'ya mı girersin, ne yaparsan yap. Bu senin kendi tercihindir. Buna da bir şey söylemem, eleştiririm sadece. Ama şunu söyleme. Hani bir vardı ya bu 80'li dizisinde, bana ne dersen de ama şunu söyleme diyor. Ne dersen de ama şunu söyleme diye. O parantezi açıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a konuşamıyor deme. Sen promptersiz konuşamıyor. Konuşuyor deme. Oradan vuramazsın. Vuramazsın. Şimdi senin vurduğun adam kim biliyor musun abi? Dünyada çok az insanda bulunan. Abartıyorsan da ben ne olayım? Hani lafı ya. Dünyada çok az insanda liderde olan bir özellik var Recep Tayyip Erdoğan. Bunu sana söylemediler mi? Hiç danışmanın yok muydu? Hiç PR'cın, reklamcın, halkla ilişkiler, Ali Saydam gibi reklam uzmanların yok muydu tanıtımcıların? Sana söylemediler mi şudur budur diye? Kasket tak diyen, bisiklete bin sana deyip fikir veren hiç bundan bahsetmedi mi sana? Ya
söz konusuydu. Benle Siracettin Üstüprak hocamız, ikimiz Diyarbakır'dan oraya temsilen oturuyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın hemen sağ tarafındaki sandalyede benim isim konulmuştu. Ezan okundu, akşam ezanı. Sayın Cumhurbaşkanımız henüz gelmemişti. Bir 10-15 dakikada gecikmeyle salona giriş yaptı. Geldi, iftar başladı. Biz iftar yaptık. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle ülkenin bazı sorunlarıyla ilgili hasbihaller yaptık. Kendi gözlemimizi, kanaatimizi, olumlu olumsuz görüşlerimizi belirttik. Öyle bir müzakere süreci oldu bir 15-20 dakika derken biraz uzadı. Baktım akşam namazı sıkıntıya girecek. Bir iki tereddüt yaptım, saate baktım. Zaman epey ilerlemişti. Bir 35 dakika kadar Allahu alem yatsı ezanına vardı ki Sayın Cumhurbaşkanım namaz gecikiyor, ne yapalım? Vallahi ben kıldım, namaz kıldım, öyle içeri girdim. O zaman müsaadenizle ben bir gideyim, farzımı kılayım. Buyurun dedi. Ben kalkmadan Mehdi Bey konuşmaya başlamıştı Sayın Bakanımız. Ben gittim, yan taraftaki salonda yer hazırlanmıştı, namaz kıldım. O esnada Mehdi Bey'in konuşması bitmiş, Sayın Cumhurbaşkanımız başlamıştı konuşmaya. Dönüşte tabii sahnenin önünde yoğun bir teveccüh vardı. Orada 2000'e aşkın insan hep Cumhurbaşkanımıza daha yakın olmak, resim çekmek, daha yakından izlemek, telefonuyla video çekmek falan için sahneye doğru çok yoğun bir izdiham oluşmuştu. Doğal olarak korumalar da önden öyle bir hilal suretiyle bir set oluşturmuşlar. Sahnenin sıkıntıya girmesini engellemek istiyorlar. O esnada ben de düşünemedim yani bu kalabalığın önünden yarıp da yerime gitmektense arkadan dolanıp gideyim diye düşünemedim doğrusu. Gelirken koruma hocam arkadan dolaşsanız diye teklifte bulundu. Ben de makul gördüm. Arkadan dolanıp tekrar masama gitmek için. O esnada Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını kestiğini hissettim ama neden kaynaklandı o esnada bir anlam veremedim doğrusu. Yani kendim de o izdiham arasından yerime gitmeye çalışıyordum. Geldim ki benim sandalyeme bir başka vatandaş oturmuş. Rahatsız etmek istemedim ama sağıma soluma bir bakındım nereye oturayım diye. Sadece Cumhurbaşkanımızın sandalyesi boşta kalmıştı. O anda işte koruma müdürünü yanına çağırıyor ve korumaların sizinle ilgilenmesini istiyor. Yani kesinti o anda oluşuyor sanırım. Oraya geleceğim. Tabii ben gelip şey deyince birden Cumhurbaşkanı böyle bana dikizlendiğini, beni takip ettiğini o esnada fark ettim. Ve kendi sandalyesine de ben oturmak istemedim. Belki yerine geri döner diye. Ama kendisi şöyle eliyle bana işaret etti. Göz göze geldik. Eliyle de işaret etti. Buyurun oturun diye. Ben oturur oturmaz da o da konuşmasına devam etti. Sonra konuşması bittikten sonra sahneden ineceği zaman da normalde sol taraftan çıkış var. Soldan çıkışa gitmesi gerekirken bizim masaya doğru, sağa doğru yönelip gelince biz de onu karşılamaya için ayağa kalktık. Öyle kulağıma değildi. Hocam dedi korumalar yanlış yaptı, kusura bakmayın dedi. Estağfurullah dedim, bir yanlış yok yani, o da özür diledi. Yani hem o süreç içerisinde bir misafirinin bir nevi yerine dönmesinin engellenmesinden çok rahatsız oldu. Onun için korumasına o cihette kızdı. Ve durumu telafi etmek için de konuşmasına ara verdi, izledi, ta ki geldim yerime oturana kadar izledi ve sahneden indikten sonra da özür beyan etti. Bir öyle bir hüsnü teveccüh, öyle bir âli cenaplık gösterdi. Misafirine karşı bir nezaket gereğiydi. Yoksa aslında kırıldığımız ya da bize yapılan yanlış bir muamelede söz konusu olmamasına rağmen. İşte hemen o geceden sonra yalan haberler sosyal medyaya ve birçok çevreler tarafından dolaşmaya başladı. Aslında yani bu yalan haberler sanırım sizi de üzmüş. Doğrusu akşam haberim oldu. İşte WhatsApp gruplarından, Fes'ten, Twitter'den vesaireden bunun böyle farklı mecralara çekildiğini, hem yalan bir haber hem o yalan haber üzere bina edilecek farklı bazı mecralara çekildiğini görünce hem çok üzüldüm, hem Kur'an'dan ne kadar uzaklaştığımızı da bir kez daha gördüm. Hocam. Çok teşekkür ederiz bu arada yayınımıza katıldığınız için. Tamam. Tamam. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, Murat Çiçek, o gece olanları birinci ağızdan dinledik. Gerçeğin nasıl olduğunu artık sanırım sosyal medyada olumsuz olarak paylaşanlar da artık bu gerçeği de paylaşacaktır diye düşünüyorum. Diyerek sözü tekrar size bırakalım Murat Çiçek.
Şeymus Çakan'a teşekkür ediyoruz. Konuğu da Muhammed Tayyip Elçi Bey'e de teşekkür ediyoruz. Hakikaten olduğu gibi mevzuyu anlattı. Şimdi evet, durum buymuş yani. İnce özürler mi şimdi bundan dolayı? Ya şimdi mevzu ne ince özür diyecek? Yani? Hatırlasana yani kendi ayıp koruması o kendisi selfie çeken adam böyle ya. Havalandırma hareketi yaptıktan sonra kürsüye çıkıp iki gün sonra kürsüye çıkıp bir de yaptıkları matahmış gibi bunun da hani buradan da bir puan alırım gayesiyle korumam da bana tabidir. O yaptığı hatayı ben üstleniyorum. Ben buradan o vatandaştan özür dilerim. Telefon bağlantıları, sosyal medya paylaşımları, şunları bunları ile falan. Buradan da puan almaya çalışan bir Muharrem İnce figürü söz konusu. Ama tekrar Erdoğan çıkarken bir daha yaptı yalnız o hareketi biliyorsun değil mi? Tabii. Korumasından sonra bir daha çıkarken biz tam selfie çekmeye çalıştık. Bir koydu adama yukarı çıktı hatırlıyorsun. Bu sefer kendi direkt koyuyor. Aynen bir de otobüsten falan inerken görüntüleri tabii, de var çekip, biliyorsun. Tabii çekip gidiyor yani. Aynen öyle. Şimdi bütün bunlardan Erdoğan'daki zarafete bak. Puan alma endişesi taşımayan Erdoğan konuşmasını yarım kesiyor. Ya duruyor. Evet. Korumalarına talimat veriyor. Normal şartlar altında konuşmadan sonra işte bir anlattı yani. Sayın Elçi anlattı. Yani normalde soldan inip hani gitmesi gerekirken sağdan inip tekrar masamıza geldi. Kulağıma eğilip korumaların yapmış olduğundan dolayı kusura bakmamı ve Ali Cenaplık örneği göstererek özür diledi. Olay bu işte. Yani bununla ilgili ne çıkıp kürsülerden tabii. Benim korumam böyle yaptı onun için ben işte Sayın Elçi'den de özür diledim. Ben böyle ya. Ali Cenap bir adamım böyle işte ondan sonra demiyor ki bunlar hayır, yani, denmez söylenmez tabii, zaten. Söylemez, ama hedefin puan almak olunca korumana ittir uçurursun adamı arkasından iki gün sonra biz işte onlara da sahip çıkıyoruz deriz. Bir gün sonra dirsek atar kendin çıkarsın şey. Ondan sonra otobüsten inerken ellerini açarsın. Sinirli sinirli hareketler. Bisikletle gidiyorum derken özel uçaklara binersin. Öyle, yalanın bir para olur. Yalan, yani çok yalan söylemiş olması veyahut arka arkaya bu kadar çok çelişkili ifadeler Muharrem İnce paldır küldür gidiyor. Ben baştan söyleyeyim. Ben bunu hep söylüyorum. Paldır küldür gidiyor. Gidebilir gitsin. Yetişiyor yetişemiyor. O bizim sorunumuz değil mi? Tabii. Muharrem İnce'nin yalanlarına yetişemememiz bizim eksikliğimiz. Sabah akşam yetişemiyoruz. Belki çok çalışmamız lazım. Bu da başka bir mevzu. Ama Muharrem İnce, bak buradan sesleniyorum. Diyor ki hadi bakalım koy bakalım şu 7 numaralı diyor bak. 7 no'lu videoyu koy bakalım diyor. Buradan şimdi bir rant elde edecek. Yani buradan mevcut Cumhurbaşkanımızı böyle tahkir edecek. Bak görüyor musun? Çıkmayınca konuşamıyor diyecek. Demin söyledik aslında. Yani tekrar söylemek istemiyorum ama işin en komik tarafı bu. Yani bu bir bana bir şampuan reklamında rol vermek gibi bir şey bu. Yani benden bunu mu bekliyorsun? Dönmüşsün bu tarafa Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabetiyle ilgili aslında hitap edebilecek kabiliyet ve imkan olmadığını ve aslında kendisi olsaymış şöyle söylüyor. Ben olsam araya diyor hemen diyor durduktan sonra diyor. O hala prompterde bir şeyler diyor katardım diyor. Hani daha renkli bir şeyler söylerdim diyor. Bunu da Sayın Erdoğan söylüyor. Yani şu var. Ben her zaman söylerim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan büyük bir siyasetçi. Bazılarının söylediği gibi sindir bir siyasetçi de olabilir. Birçok kişiden çok çok daha iyi siyaset olabilir. Ki olduğunu 16 iktidardakiyle ve daha önceki başarısı ispatlamıştır. Aynen. Ama bunu bir köşeye koy. Murat, başka bir şey var aslında. Doğrusu şu. Recep Tayyip Erdoğan şu anda onu yapan bu hasetlerinin sebebi çok iyi bir siyasetçi olması değil. Asla. Ne Birleşmiş Milletler toplantılarında ne Avrupa konuşması, ne Türkiye içerisindeki tüm mitinglerinde, siyaset hayatında. Onu dünyanın zirvesine taşıyan güç onun bir siyasi deha olması değil. Bunu bin defa söyledim. Bunu en iyi iletişimler çok iyi bilir. Çok iyi bir lider olması. Liderlik başka bir vasıf Murat. Çok az insanda bulunur. Onu kastediyordum ben. Doğru. Liderler bulundukları o çekim alanları çok güçlü insanlardır. İki tane cümleyle gözün içine bakar, iki tane laf söyler. Veyahut da bir konuda konuşurken, milyonlara hitap ederken milyonlara büyüler. Geçenlerde bir Oda TV'nin bir yazarı Ahmet Koyuncu galiba bir yazı yazmıştı bununla ilgili. Gidip onu okusun Muharrem İnce. Ve nasıl diyor diye indirip kaldırabiliyor diyor. Bütün diyor kitleleri diyor bir anda diyor zirveye taşıyıp bir anda diyor tansiyonu düşürebiliyor. İstediği gibi oynayabiliyor. Ses tonuyla bunu yapabiliyor. Yani hatip olarak baktığın zaman bu toprakların görmüş olduğu en iyi hatiplerden bir tanesine sen promptlarda sıkıştırmaya çalışıyorsun ve kendini mukayese ediyorsun. Muharrem İnce kusura bakma yani fareler dahi güler senin bu iddialarına. Fareler. Ve şu anda hepimiz gülüyoruz. Aslında çok da gülemiyoruz. Öyle bir hale getirdin ki artık
camdan değil candan konuşan diye çıkıyorsun. Bunlar da senin kuyrukların da çok cumhuriyetçi, ultra laik bilmem ne arkadaşların da bunu manşete taşıyor. İşin aslını söyledik, gösterdik. Hatta YouTube'a hiçbir şekilde inanmasan da YouTube'a baktın mı zaten konuşmasında ya namazdan bilmem ne diyor bu nasıl bir iş diye kız fırça attığında duyuyorsun zaten adamın. Kafana göre çıkmış kendini hitabet konusunda ben olsaydım bilmem ne diye hitabet konusunda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir siyah bir liderle mukayese etmeye çalışıyorsun. Yazık. Senin hitabetin bak gördüm Van'da gel ne kadar Murat'la anlaşamasak da 1000 kişiye hitap edersin. 7 numara videoyu gösterirsin. 25 Haziran'dan sonra seni kimse tanımaz. Kılıçdaroğlu üzerine zaten kalemi çizim yaz diye bekliyor sizi. Gaza getiriyor seni. Bitti mi diyor Muharrem. Yenmiş de yenmiş. Aa, bak bir defa caddeyi çizmiş üzerine. Bak mesela. Geçmiş olsun Muharrem. Bizim yapamadığımızı Fethullah yapacak diyen Emin Çölaşan. İşler Recep Bey açısından bu kez parlak görünmüyor. Karşısında Ekmelettin İhsanoğlu gibileri de yok. Ekmelettin İhsanoğlu olduğu dönemlerde Ekmelettin İhsanoğlu'na metiyeler düzen adamlar bugün Ekmelettin İhsanoğlu gibileri de yok diyerek cümleler kullanabiliyor Sözcü'nün manşetinde. Değil mi? Sözcü'deki almış köşe yazısında Emin Çölaşan. Müthiş bizi, bir... Bizim yapamadığımız Fethullah yapacak diyecek tıynette insanlar tabii. Bunlar. Evet, şurada bak şurada göz, şu foto, şu değil mi? Şu fotoğraf değil mi? Evet. Emin Çölaşan değil mi? Şu ne demişti bir daha söyle abi hatırlayalım. Bizim yapamadığımızı Fethullah başaracak. Fethullah ve ekibi yaptı. Evet. İkinci yazı ne? Şimdi cemaati destekleme zamanı. Şu anda ne yazıyor bu adam? Şimdi HDP'yi destek. Kim o Emin Çölaşan? Peki bunlar 15 sene önce ne yapıyordu? Şimdi asker konuşuyor, postal yalama zamanı. Yarın ne yapacak? Şimdi neokonları yalama zamanı. Bunu söyle Emin Çölaşan. Cumhuriyetçi, bravo, ultralaik, kemalist, bravo, kökten bilmem neci, bembeyaz Türk, creme de la crema, süt tozu, marşal, hepsi bu. O bu. Şimdi o bu bu o. Bir dakika fakat Aydın Uran abi çok güzel cümle göndermiş. Benim bu herhalde lafım üzerine göndermiş. Diyor ki siyasetçi ve lider olmak. Ya adam hitabetiyle bir konuşsan bir görsen hani şeyin dediği gibi Yılmaz Özlü diyordu ya. Ya başbakan bir şeyi kastediyor. Erdoğan'ı kastediyor. Bir hayatta bir defa bir bira içseydi diyor. Türkiye bu hale gelmez diyor. Adamın dünya görüşü bu abi tamam mı? Bira çiğdem çekirdek çitlemek ve de boyoz yemekle kalmış. Bu kadar yetiyor ona zaten. Diyor ki Aydın Nurhan. Selamlıyoruz. Yönetici sorun çözendir. Yönetici sorun çözendir. Sen şimdi sorun çözüyorsun mesela. Ama inşallah iyi değildir. Ama diyor ki ayırmış demiş ki lider uğrunda fedakarlık yapılan hatta can verilendir. Doğru. Çok güzel ya. Çok güzel. Uğrunda fedakarlık yapılan ve can verilendir. Yönetici sadece sorun çözendir. Erdoğan zaten yönetici olarak sorunları çözüyor. 16 yılda geldiğimiz yeri halk biliyor. Sürekli veriyor. Aynen. Bidon kapalı ya bunlar makarnacı. Ama üzerine şunu koymak lazım. Uğrunda fedakarlık yapılan ve can verilen kişidir diyor lider. Ya bunlar ya bu çok bu çok önemli bir hadise. Olamadıkları. Ve bu konuşmak da oluyor, hitabet de oluyor, vücut diliyle oluyor. Sadece onlar da değil. Milyonları milyarları etkileyebilecek bir adam. Afrika'da da gördük konuşmasını. Samimiyetle, samimiyetle. İşte liderlik, yani, samimiyetin bir parçası. Onun plan, bir parçası zaten. Plan programlı yani ondan sonra şey yaparak değil, hakikaten bu işe samimiyetle gönül koyarak. Şey gönül koyarak yapılacak işler bunlar. Doğuştan yana bir şey Allah vergisi. Bir tane daha videomuz var onu da hazırlayalım. Bu muhalefetin iktidara geldiklerinde ne yapacaklarını işte yani genel başkan ya da cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsunuz ama hani halkın teveccühünü kazanmak, lider olmak hükümetin dediği gibi belli başlı sahiplere sahip olmakla ya da hedeflere ulaşmakla yapılabilecek bir mesele. Bakın mesela muhalefet eğer cumhurbaşkanlığını kazanırsa ne yapacakmış? Bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Bunların hedeflerinin ne olduğu hususunda. Bu değil. Gelecek birazdan. Hazırlayacaklar. İnşallah. Yakıp yıkan muhalefet şeyini hazırlıyor arkadaşlar. Bu vardı zaten ama kim ne yapacak? Ne vaatler değil mi? Onu kapatacak. Tabii tabii. Bunu yani açacak, orada bunu çünkü kapatacak. Zaten şimdi hedef vaatler üzerine kurulan bir seçim olur. Tabii. Yani hani şunu yaparsın. Dünyada da bu işin şeyi budur. Yani örnekleri vardır. İşte seçim kazananlar hep belli başlı vaatlerde, pozitif anlamda vaatlerde, bir şeyleri yapmak üzerine tabii vaatlerde bulunur. Nedir mesela? Ben geldiğim zaman, işte geçen açıklandı enflasyon %12. Ben geldiğim zaman enflasyonu %3 yapacağım dersin. Tabii. Ben geldiğim zaman Türkiye'nin en büyük işte 5. köprüsünü yapacağım. Ya da işte 4. köprü şuraya yapacağım edeceğim. Ya da 4. köprü yetmez. 5. 6.yı da yapmak lazım. Çünkü şeye baktığınız zaman Amerika'da San Francisco, Los Angeles'a
Zampras'a baktığın zaman o köprüler var ya, kaç tane köprü var? Küçücük yerde, Haliç gibi bir yerde 20 tane bile köprü var. Sallıyorum rakamını. Bayağı var. Ben 4. yetmez, 5. 6. köprüyü de yapmamız lazım. İstanbul Boğaz'ın incisi demen lazım. Bir çıtayı yükseltirsin yani. Tabii yani. Toplumun çıtasını, yaşam kalitesini, aynen, standartını yani var olan bir yükseltmek için bir duvarın şey üzerine doğru. Bir tuğla da sen koyarsın. Tabii. Hedefin bu olmalı. İncek bir küçültmek istemezsin. İncek aynen diyor, 7 büyüteceğim diyor. Bak vaatleri neler. Aynen öyle canım. Vaatleri nelermiş. Bu sene eğer Cumhurbaşkanı diyor olurlarsa. Yerli otomobil. Ne otomobili? Çok eskide kaldı bunlar. Sayın Erdoğan 20 yıl geriden takip ediyor dünyayı. Mesela Kanal İstanbul. Hayır, hayır. Kanal İstanbul. Tabii ki girişmeyeceğiz öyle bir şey şimdi. Hı. Asla girişmeyeceğiz. TRT'yi satacağım. Parasını size vereceğim. O TİKA'larda, MİKA'larda bütün bu kurumları elden geçireceğim. Çiftlik olmaktan çıkaracağım. Verimli hale getireceğim. Bugün bu iktidarın yapmakta olduğu yatırımların tamamını durdurdu. CHP iktidarında yerel yönetim özerki şartını mutlaka getir. Yerli otomobil. Ne otomobil? Yerli otomobili durduruyorlar. Türkiye'nin hani bir taraftan da şeyi söylüyor. Markaya evet ihtiyacımız var diyoruz. Yerli otomobili durduruyorlar. Devamında Kanal İstanbul selam çakıyor. Asla Avrupa'ya. Diyor. Asla. 20'cek diyor. Merak etmeyin diyor. Devamında Meral Akşener TRT'yi satacağım falan diyor. Ya dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde. Karamollu çok enteresan. Vaadi çok güzeldi ona. Bence dediği, dünyada var ya hükümet çok temelli televizyon evet şirketi, televizyon kuruluşları olur. Çünkü ülkenin propagandasını yapacağım bir TRT'yi satacağım. Parasını da size vereceğim diyor. Fazla. Kime verecek orada? 1000 kişiye mi verecek? 500 kişiye mi dağıtacak? TRT'yi satıp parasını halka verecek. TİKA'yı kapatacağım meselesi. TİKA'yı kapatacağım mesela. TİKA. Yani düşünebiliyor musun? Orasını yani özellikle dünyada lobileşme. Yani Türkiye'nin yapmış olduğu hizmetler bile son dönemlerde FETÖ'nün korkulu rüyası. Değil mi bu? Kullanan bir tanesi, bir de vakıf var, tabii, bir de Maarif Vakfı var, bir de TİKA var, bilmem ne var. Fakat TİKA yani yaptığı çalışmalarla tüm dünyada, yeryüzünde FETÖ için en büyük korkulu rüya haline gelmiş bir sistem. TİKA'nın yapmış olduğu çalışmalar, TİKA'nın yapılanması, yurt dışındaki o faaliyetleri tamamı. Neden? FETÖ düşmanlık yapıyor, TİKA tam tersi dünyaya Türkiye'yi tanıtmaya çalışıyor, doğru tanıtmaya çalışıyor. Eserlere sahip çıkıyor. Değil mi? Yani zaten TİKA Türk İşbirliği. Yani bu lobileşme faaliyetinin belki de zirvesindeki bir kurum bu. Bir şey en az şey çok hoşuma gitti. Temel Karamollaoğlu'nun şeyi çok güzel. Vaadi çok güzel. Tüm yatırımı. Çok toptan. Bence en dürüst o. Hayır, teknik uğraşmamış çalışmaya. Yani güzel ya. Hepsini kapatacağım o diyor. O TİKA diyor. TRT satacağım diyor. Bu diyor Kanal İstanbul istemiyorum. İşte şunu kapatacağım. Köprüleri yapmayacağım. Şunu tıkayacağım. Değil mi? Tünellere kum dolduracağım. Geçmesinler diye daha doğal bir ilkel hayat olacak. Ondan tarıma dayalı sanayi falan diyor ya. Onun dediği tekrar patates baskıya dönmeyi planlıyor. O yüzden otomobil fabrikasına gerek yok diyor mesela. Otomobile ya ne gerek var 20 yıl geriden takip ediyorsun diyor. Sanırsın ki Murat bak çok enteresan cümle yazdım. 20 yıl geriden takip ediyorsunuz. Otomobil peşine koşuyor. Sanırsın ki öyle bir dönemde yaşıyoruz ki abi sabah cama çıkıyorsun düğmeye basıyorsun. Havadan uçarak tamam mı? İşe geliyorsun veyahut da pıt basıyorsun ışınlanıyorsun bir tarafa. Biz hala karayolu kullanmıyor muyuz ya? 20 yıl geriden ne demek yani? Işınlanarak mı gidiyoruz dünyanın bir tarafına? Sadece mesele yeni teknolojiyle bir ulaşım aracı yapmak, etmek. Daha önümüzdeki uçana kadar, biz ışınlanana kadar veyahut havada uçana kadar, trafiği havaya sağlayana kadar biz bir şekilde otomobil markası oluşturmak zorundayız ki bizim otomobil ihracatımız 26 milyar dolar. En büyük kalem. Zaten bu işlerden dünyanın parasını kazanıyoruz. Bir varlığımız var, bir şeyimiz var. Sen şimdi tek bir toplu iğneyi 1977 yıllarda ithal ederken, 70'li yıllardan bahsediyorum, o köylünün giydiği lastik dediği, o kalıbın, o lastik ayakkabı yapacak olan demir kalıbın Almanya'dan ithal ederken, o zamanlarda hiç sorun yoktu abi. Bak 1970'li yıllar, hani basmada fistan giyemem aman, zeytinyağlı giyemem aman, hatırlıyorsun değil mi? Naylon giyin, petrokimya malzemesi giyin, basma falan, pamuk falan kullanmayın, zeytinyağı içmeyin, sana yiyin dediği kafalarda ne vardı? Bir tane toplu iğneyi üretemiyorsun, bayrak telini yaptığın için mutlusun. Bir de o köylü lastiğini, kalıbı Almanya'dan geliyor, demir kalıbını. Oradan getiriyorsun. Hmm, şöyle değil. Ha, onlardan mutlu bunlar. O çok mutlu bir hayat. Keşke diyor eski Türkiye olsa. Bir de patates baskı var. Çok iyi patates ürettiğimiz için patates kesiyorsun. Tamam, patatesi önce boya yapıştırıp çiçek resimleri yapıyorsun. Ondan sonra gürbüz çocuk yarışması. Biliyorsun tabii gürbüz çocuklar. Nedir o gürbüz? Şişman çocuklar. Biliyorsun bir de böyle gariplik vardır yani. Sağlıklı değil.
Gürbüz çocuk diye bizi öğretirlerdi. Bir baktım Gürbüz'e, hiç Gürbüz değildim ben mesela. Bu kadar yanaklar kıpkırmızı, Gürbüz çocuk diyor. Gürbüz çocuk iyi çocuk yani, çok yemek yemiş. Öyle bir şişmiş falan böyle. Şimdi bu niye geldik? Şunun için geldik. Bunların kafası böyle çalışıyor. 20 yıl önceki teknolojisi diyor ya. Adam kuantum diyor, izotop diyor. Ulan izotopla, kuantumla ya araba, aynı cümlenin ya Tesla elektriksiz yapıyor. Aynı cümlenin arkasında da zaten BMW fabrikalarını gezdim. Of muhteşem diyor. Fabrikaydı biz falan. Biz de onu düşünüyoruz işte. Biz de arabayı da zaten 20 yıl öncesi teknoloji elektrikli yapmış. Zaten araba elektrikli yapılacak yani. Almanlar otomobil sanayine geçen sene 200 milyara yakın para yatırdılar. Robotik sistemle ilgili. Onu gördüğü BMW fabrikası onunla ilgili bir şey. Yani 50 52 saniyede 50 küsur saniyede bir BMW, 40 küsur saniyede bir Mercedes üretiliyor dünyada. Adam bunu yapmış. Oo diyor. Yatırımı yeni yapmış yani. 200 milyar dolardan bahsediyoruz. Biz diyoruz ki yapalım aynısını. Bir dakika ya, 20 yıl geriden geliyorsunuz diyor. Ulan zaten biz buradan başlayalım diye yerli otomobil diyoruz. Yani eski sistem değil. Hibrit, elektrikli, tamam mı? Yani yakıtı işte fosil yakıt kullanmayan veyahut da kısmen kullanan önümüzdeki yılların otomobilinden bahsediyoruz. Hazır 26 milyar satıyoruz ya. Belki de 150 milyar satarız diye yapmaya çalışıyoruz. O diyor ki ben durdururum. Bir dakika. Diğer otomobili. Bir dakika. Yalnız BMW'ye gidelim, orası eder. Böyle yapıyor. BMW çok güzel yapmış ya. Bunlar bu kafa zaten yani. Dediğim gibi o bakkaldan rakıyı gazete kağıdına çekip verdikleri, mutlu oldukları Türkiye'den bahsediyor bunlar. Allah korusun. Bunları bırak Türkiye'yi var ya. Bitmişiz abi. Doğru. Yanmışız. Şimdi Meral Akşener'in TİKA meselesiyle ilgili bu söz tabii yeni değil. Bayağı oldu bu söz. Bunun üzerine İlha Kaplan Sabah gazetesindeki evet, çok güzel yazmış. Konuya değinmiş. Evet. Biraz TİKA'dan bahsetmiş. Neler yaptığını ve diğer meseleleri. Mesela hem Türk hem dünya tarihinin önemli bir parçası olan bu Orhun yazıtları Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA. Yani Meral Akşener'e sorsan açılımını bilirim bilmiyorum ama Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı tarafından korumaya alınıyor. Ünlü Orhun yolu düzenlemesiyle yine TİKA tarafından gerçekleştirilmiş ve Orhun Müzesi inşa ediliyor. 92 yılında kuruluyor. Biraz 92'de anlatmış tabii, şeyini. Tabii, TİKA'nın kuruluşunu. 60 ülkede 62 ofisi ve hayata geçirdiği yaklaşık 25 bin projesiyle TİKA, Albayrak'ın sınır ötesindeki en görkemli temsilcisi. Bizim gurbetimiz sandığımız diyarları kurbetimiz yapan müessesedir TİKA. Ez cümle Türkiye'nin uç beyidir. Günümüz alperenleridir TİKA diyor. Günümüz uç bey, çok güzel. Aynen ifade. Çok güzel benzetme yapmış. Bugün TİKA sayesinde vefalı Türk kıtalar aşıyor, ulaşılamaz denileni gerçekleştiriyor. Amerika'nın muadil kurumu USAID'den sonra da en etkin kamu diplomasisi faaliyetini yürüterek kamu Washington'dan Tel Aviv'e, Fransa'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne değin kaygı unsuru haline geliyor ve elbette Türk devlet tezlerinin tam karşısında yer alan Pensilvanya içinde kaygı duyulacak bir kurum oluyor. Onun için kabus. Hadi gavuru anladık diyor Hilal Kaplan. Hadi gavuru anladık. Bu en ülkücü biziz geçinen Akşener tayfasına ne batıyor da meydanlarda TİKA'yı kapatmayı vaat ediyor, onu anlayamadık. Ülkücü olup da hala Akşener'i destekleyen varsa hadi her gün partiden bir tescilli FETÖ'cünün çıkmasını göz ardı ettiniz diyelim ama durduk yere TİKA'ya yapılan bu saldırının sebebini sorgulayın derim diyor. Çünkü Pensilvanya'da TİKA'ya karşı Meral Akşener'de diğer kaplan oraya parmak basarak TİKA üzerinden İYİ Parti'yi Akşener'i i̇şte yazmış bunları, Sabah gazetesinin bugün köşesinde. Sonra diyorsun ki bunlara efendim ya bu amacınız nedir? Hani şimdi bu anladık. Bu mesajlar içeri değil. Yani hiç kimse Türkiye'de bugün otomobil fabrikası yapmayalım. Bir siyaset dedin ya biraz önce, aslında çok önemli bir ifade o. Bir siyasetçi vaat eder. Nasıl, neyi vaat eder? İşte niye sana oy vereceğim diye sorduğun zaman siyasetçi der ki efendim ben sana böyle bir refah seviyesi vaat ediyorum. Şöyle bir ülke vaat ediyorum. Böyle bir nesil vaat ediyorum. Sen ve senden sonraki nesillerin bu şekilde yaşamasını vaat ediyorum. Çıtayı alıyorum, şuradan yukarı çıkartıyorum diye yapar. Ama bunlar ne yapıyor? Bak, TİKA'ya kafayı takmış. Büyük yatırımlara karşı olan. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi ülkesindeki dev yatırımlara karşı olup da bunu protesto eden bir halk tipi veyahut da bir siyaset anlayışı yoktur. Yoktur. Çok ekstrem bazı işte bu Greenpeace'ci işte var ya bazı humanist bir takım akımlar, hippie tarzı, onları saymıyorum. Ben makul toplum genelinde, yani genelde toplumların kabul edebileceği, uygar toplumların kabul edeceği bir vasattan söz ediyorum. Normali. O evrensel bir normali var bu işin. Herkes ister ülkesi çok daha zengin olsun, değil mi? Çok daha güçlü olsun. Doğru. Refah seviyesi yüksek olsun. Elbette. Rahat bir yerden bir yere gidebilirsin. Altında otomobili olsun. Dünya nimetlerinden yararlansın. Bu. Şimdi bunu aksini savunan, yani şu yatırımları durduracağım. Evet. Ardından da
Türkiye'deki, yani Türkiye'nin belki sahip olduğu, 92'den beri sahip olduğu kamu diplomasisinde, lobileşmede Türkiye'yi temsil eden böyle bir kurumun, ki 92'de kurulmuş ama sen ne zaman hatırlıyorsun TİKA'nın bu faaliyetlerini, hiç hatırlamıyoruz değil mi 92'den bu yana baktığımız zaman. Doğru. Ancak son yıllarda AK Parti ile birlikte gerçekten bir kimlik kazanmış ve gerçekten faaliyete geçmiş bir grup. Neden? Doğru. AK Parti'nin yapmış olduğu aktif dış siyaset yüzünden, dünyayı meydan okuması yüzünden, dünya beşten büyüktü diyebilmen için bu şekilde dünyada buna atabilecek zaten olan bir ekmeğe ihtiyacı var. Zaten FETÖ'cülerin rahatsızlıklarından bir tanesiydi TİKA. Yani o dönemde de 17-25 öncesinde de diğer şeylerde TİKA. Olmaz mı? En rahatsız oldukları yerlerden bir tanesiydi. Çünkü kendileri Türkiye'yle geçirip de satacaklar ya bir dolara Amerika'ya. Tabii. O yüzden tabii. Bunların vaatleri abi buna değil. Bir daha söylüyorum. Bu vatandaş bu vaadi satın almaz. Bu vatandaş umut satın alır. Ama bu vatandaşa diyorsan ki ben bütün yatırımları durduracağım diye bir vaadin varsa, bu vaat abi Amerikalıyadır. Değil mi? İşte İnce'yi arayan Amerikalıdır. Var ya İnce diyor ya, alo ha, beni Amerikalılar aradılar, böyle olacakmış. Kim bu Amerikalılar diye soruyorsun. İşte o Amerikalılar da seni vaat ettiğin, ya beni destekleyin. Eğer ben gelirsem var ya, sizin istediğiniz Türkiye'yi vaat ediyorum diye bunun hitap ettiği kişiler Batılılardır. Almanya rahatsız bugün değil mi havaalanlarından. Fransa rahatsız bizdeki dev projelerden. Nükleerden Amerika rahatsız. Evvel sürekli nükleerden bahsetti. Nükleeri de durduracağım diyor. Türkiye'nin dünya meydan okumasından ve durdurulamaz yükselişini karşı koyan bir şey var. Muhalefet var karşımızda. Demek bunlardan bir tanesi. Onlara. Bunlardan bir tanesi. Mesaj onlara. Tabii. Önce o hal kalkacak diye dün Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener bir araya geldiler. Hani ne konuşacaklar, ne edecekler diye insan merak ediyor. Eski Türkiye'yi istiyorlar. Tabii. Çünkü Kılıçdaroğlu Akşener parlamenter sisteme dönüş için adımları belirledi. Ya benim anlamadığım mesele şu. Bu da güzel. Muharrem İnce kukla mı Hikmet? Kukla. Tabii. Bu açıklamadan bunu anlıyorsun. Ya 25, bak o 20 gün daha dayanacağız abi bu adama. Hayır şunun için 20 söylüyorum. 20 gün dayanacağız. 20 gün dayanacağız. 20 gün sonra yok ben zaten. Ben şunu söylüyorum. Yok. Şunu söylemeye çalışıyorum. 24 Haziran'da hani varsay ki Muharrem İnce Cumhurbaşkanı seçildi. Ay çok güzel espriydi. Bu ayın esprisi. Varsa ki seçildi. Tamam olsun. Ben tamam. Şunu söylemeye çalışıyorum. Olsun. Kılıçdaroğlu ve Akşener parlamenter sisteme dönüş için adımları belirledi cümlesiyle Cumhurbaşkanı olacak olan partinizin evet. adayı Muharrem İnce. Nasıl yapacak kardeşim? Ondan sonra kendisi diyor ki böyle zaten bir anda parlamenter sisteme geçilmez kardeşim. Biraz bunu böyle yürüteceğiz. Tabii ki söylüyor tabii. Ondan sonra parlamentodaki çoğunluğumuza bakacağız. İzledim düzelmez mi? Ondan sonra referanduma tekrar gidecek. Şu olacak bu olacak. Hani oho demeye çalışıyor Muharrem İnce. Ama Cumhurbaşkanı olacak, kabineyi kuracak ve ülkeyi tabii. yönetecek kişi olan tabii. bunların adamı Muharrem İnce'yi tabii. bir piyon, bir kukla gibi görüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve diyor ki Akşener'le birlikte görüşerek parlamenter sisteme dönüşün adımları belirliyor. Ne yapacaklarmış? Parlamenter demokratik sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak için tabii. dün bir araya geldi. Görüşmede Millet İttifakı'nın niye? 4 partinin yer aldığı bir komisyon kurmasına karar veriliyor. Seçimler kazanıldıktan sonra iyileştirilmiş parlamenter demokratik sisteme nasıl geçileceğine ilişkin teknik çalışma yapacak. İyileştirilmiş bak. İyileştirilmiş. Parlamenter demokratik düz sistem. Düz parlamenter değil, iyileştirilmiş. Oradaki aynı zamanda iyi, demokratik. Tabii, apostrof i'yi, apostrof kapat, iyileştirilmiş parlamenter sistem. Demokratik. Nedir o? Demokratik mi? O da var. Demokratik de mi var? İyileştirilmiş parlamenter demokratik sistem. Of, çok müthiş bir hadise. Ha, bunun adı parlamenter şimdi, sistemdir, öbürünün adı cumhurbaşkanlığı sistemidir. Tabii. Yani iyileştirilmiş parlamenter demokratik çok sistem güzel. Diyerek hani. Hangi sıfatla? Bir dakika, nedir bu? Şimdi 24 Haziran'da şunu yapacağız gelince ya Kılıçdaroğlu sen ne konuşuyorsun ya? Madem geliyorsun senin ne işin var o partide? Ne yapacağız? Senin bir kıymet aynen benim. Aynen sorum o. Yani, ne yapacaksın lan? Senin ne işin yani var ya? Muharrem İnce. Sen düz bir vekilsin. Aynen öyle. En fazla Muharrem acırsa sana. Acırsa ulan buraya kadar da yenmiş. Ulan bak gördün mü böyle yenilir işte deyip de gel bakalım. Yardımcım gel bakalım ol. Kemal. Gel bakalım Maraton Kemal. Öyle diyecek o. Hani gel bakalım Muharrem dedi ya. Ulan hiç beklemiyordun aldım ben bu başkanlığı. Gel bakalım Kemal, Maraton Kemal yürü. Maraton yürüyor ya Kemal. Gel bakalım Kemal seni yardımcı yaptım. Derse ancak bir yere geleceksin. Doğru. Ama İnce der ki şu kasketi çıkartayım buraya. Ulan inanmıyordunuz beni attınız buraya. Hadi bakalım ne tanıyorum seni tanıyorum ben seni tanıyorum deyip de. Seni bıraksa ne yapacaksın baba? Ha? Sonra ev gideceksin Kağıttepe'de. Kağıthane değil Kağıttepe'de. Yeniden bir hayata başlayacaksın. Tam sorum da o kimse zaten. Kimse seni de hatırlamaz. Bak
Hiç daha ama bak bir de bunlar şey gömülecek. Ben, yani senaryo böyle değil tabii. Şimdi bunu duyan Muharrem olan bütün program boyunca beni gömdüler ama programın sonunda da sanki bir iyi gibi geldi diye sakın zannetme. Gömülecek olan yine sensin. Biz hayır bir bağ varsa 19, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünden projeksiyon yapıyor. Varsayalım ki. Varsa böyle Kemal sana güvenecek peki, de. Peki mevzu da şu dediğim gibi yani Muharrem İnce'yi Kemal, bir kuşta, kukla olarak bir... gördüğünün, kukla olarak gördüğünün oraya işte hadi gel bakalım Muharrem, git bakalım Muharrem dediğinin bakalım Kemal bir burada. Kanıtıdır bu. Yani tabii. Bir kanıtıdır. Senin işin, sen ne konuşuyorsun yani sen kimsin? Sen Cumhurbaşkanlığı sisteminde tabii. Ülkeyi yönetecek adam olmuşsun. Tabii. Seni aday gösteren partinin genel başkanı diyor ki şunu 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 yapacak yapacağız. Muharrem, bunu tamam. yapacak, bunu yapacak. İyileştirilmiş parlamenter demokratik sisteme döneceğiz. Bilmediğim, bunun Muharrem için bir komisyon tanımaz. Kuralım falan diye ortaklarıyla toplantı yapacak senin adını bile anmadan. İşte bak diyorum Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde fotoğraftaki absürtlük şu. Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde kukladan öte bir şey olmadığının tescilli kanıtı çok bu. Çok güzel abi. Absürtlük şurada. Yani hadi bir tanesi İP'in genel başkanı. Değil mi? İddialı. Diye hani dün bağırıyordu. Diye alacak millet diye. Diye bu kendi gelecek. Tamam. Bir öteki de hakikaten öteki niye şey değil? Yani bu çok önemli bir soru. Burada niye Muharrem yok da Kemal var? Şimdi bak sen diyorsun ki bununla bu anlaştık. Öteki diyor ki ben de rozeti çıkarttım şuradan. Koydum buraya. Bundan sonra benim kimliğim, CHP kimliğim yoktur. Ben onu emanete verdim diyor. Emanete. Emanet de enteresan bir tabii. Emanete bir şey, sahip olduğun bir şey verip geri alırsın çünkü. Yani kimlikten ben soyundum. 25 gün bir ay daha idare edin sonra tekrar CHP'ye geri döneceğim. Şimdi, ama bu arada tabii o tam rozeti çıkartır çıkartmaz bir anda 81 milyonu kucaklayacağım. 81 milyonu kucakladıktan sonra takınca eski halime dönünce hem kucaklamış hem de CHP'li olmuş olacağım. Numara çekiyoruz. Hakikaten senin ne işin var ya sen Meral Akşener'le? Ya bunu senin vaat etmen lazım. Ha o da vaat ediyor. Şimdi bir Kılıçdaroğlu vaat ediyor, bir ince vaat ediyor. Ama dediğin gibi yani o hal kalkacak, sistem değişecek, bilmem ne diyecek. Şimdi genel başkan olarak bunu konuşuyor fakat varsa ya arkadaşlar bak buradan rica edelim rejiden. Bunu hatırlatalım da öyle devam edelim istersen. O çünkü çok yerine oturdu şu anda. Muharrem İnce'nin şeyi vardı, bir ifadesi vardı. Adaylık konusunda. Genel başkanlar doğal olarak adaydır. Bundan kaçamazsın diye. Evet. Kurultay konuşmasıydı galiba. Bu bizim çocuklarda vardır muhakkak. Bulabilirlerse. Ama hatırlatalım bunu lütfen. Unutmasın. Olur. Peki unutmasınlar. Yani. Kurultay konuşması vardı. Sen bundan kaçamazsın. Doğal olarak adaysın diye. Varsa bizim Emre de bulsun biz onu çıkartsın. İlk önce çıkartırsa en azından. Hangisi hazır? Peki verin o zaman. Hazırmış Hikmet. Çok hızlı hazır çalışıyor. Hocam. Yok vallahi ya. Hazırmış. Verin bakalım dinleyelim. Vallahi nasıl? Sen genel başkan oldun. Aday olacak mısın? CHP'nin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Kaçamaz. Yok böyle bir şansı. Yok. Kaçamaz. Yani partiyi ben yöneteyim. Ülkeyi başkası yönetsin. Yapma o zaman ya. Koltukta niye oturacaksın ki? Doğru çok bir cümle. Doğru. Çok güzel. Bir devamında da evet. Şey vardı biliyorsun hatırlıyorsun. Ben hiçbir zaman Sayın Kılıçdaroğlu'na böyle bir şey söylemedim. Tabii. Ondan sonra aday olsun aday, demedim. Gel bakalım ondan Muharrem sonra. Deyince olay değişiyor. Büyük bir anda format değişiyor. Efendim siz dediniz bunları, ki her zaman için parti genel başkanına aday olmaz demiştiniz. Ben de buna hep katıldım. Vallahi bak. Bunu da bulsun. Bak hadi ateist söylesem. Nereden çıktım ateistler? Hadi Recep bunu da bulsun. Ramazan. Hadi Recep bunu da bulsun. O meşhur şey var ya. Hadi ateistler diye. Bunu da açıklayın diye laf var ya. Takıldım ona bugün. Ama hadi Emre. Sıkıyorsa bunu da hızlı bir şekilde bulun bakalım. Hani şey dediği bir daha söyleyelim. Posta koyma Recep yapar bu işi. Yani bunu arşivden çıkartıp bulabildiklerine göre iki dakika sonra da. Ama şey hatırlatalım. Neyi bulacaklardı? Muharrem İnce'nin şeyini. Tabii yani bunun hemen devamında o şey vardı zaten. Burada derken bu seçildikte şey o. Tabii yani şey derken günü, devam videosuna daha önce yayınlanmıştı. Muharrem açıklanacağı gün. Önce bunu söylüyor sonra ne söylüyor deyip öncesi sonrası. Bu kurultayda koyduğu posta kaçamazsın diyor. Devamında. Doğal diyor. Ne yok yok. Ben, efendim aday olsun. Siz her zaman ülke genel başkanın aday olmaması gerektiğini söylediniz. Tabii. Ben de hep sizi savundum. Ben de bunu hep destekledim bu cümlesi var. Bunu da bulurlarsa sonuna doğru koyarsın. Bakacaklar. Peki şu prompter meselesi vardı. O prompterdan madem hani geldik gittik bayağı bir konuştuk. Esas prompter zede olan prompter zede olan Meral Akşener'di. Daha önce yayınlamıştık ama o hazır mı? Peki ona bakalım hazırsa Meral Akşener'in prompter zede olduğu
o görüntüyü hazırladıysanız şu. Yer bulamadınız ama gönlümüzdeki yeriniz malum. Çok güzel espri. Bütün dikkatlerini evet, şey bozuldu. Prompter bozuldu. Evet. Çıkar bakayım. Evet, bu, devam. Bu bütün dikkatlerini bize, İyi Parti'ye çevirmiş olanlar bilsin ki böyle olur diyorsun yani. İyi Parti bunun en büyük salonları tepinmedik dolduracak güçtedir. Yani. Ancak yani illa bir partinin genel başkanı olman çok iyi hitabet gücüne sahip olmanı da gerektirmez. Kesinlikle. Yani teknolojinin imkanlarından faydalanırsın, yaparsın. Bunu yayınladık ama çok şey kalmadık üzerinde. Tepinmedik yani. Sağ olsun Nuhal Bayrak hatırlatmış. Onu gönderdi. Oradan evet, da söylüyorum. Nuhal Bey selamlar. Sağlam takip. Nuhal Bey sağlam takip etmiş programı. Buradan yani emeğine teşekkür etmek amacıyla. Ben, ama içeride Emre'den ben çok ümitliyim abi. Bulacak. Kesinlikle şeyin Muharrem İnce'nin yani doğal aday olmalı ve bundan kaçamazsın diye meydan okudu. Kurultay yani ille de Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olması lazım ve bunun başka kaçarı yok. Yani bunu böyle yutturma bize. Yok iki o ben yöneteyim, o benim başkan olsun. Bu hikaye okuma dedikten sonra hep destekledim cümlesi ne söylediği yani tam tersini iddia ettiği şeyi. Ya bunların hayatı birazdan bak, bulacak bunların, inşallah. Dün ben şeyi gördüm. Onu da hatırlatarak yürüyelim. Kenan Kıran'ın çok güzel bir tweet'i vardı. Sen gördün mü onu? Yok görmedim. Kenan Sıçra'da, Sabahattin Kenan. Evet, Sabahattin Kenan Kıran'ın güzel bir tweetiydi. Bayağı hoşuma gitti. Şunu söylüyor. Hakikaten iyiydi yani hani üzerine konuştuğumuz mevzulardan bir tanesiydi bu. Ben tam net olarak birebir okumak babından onu arayarak söyleyeyim diyorum. Çok özür dilerim hemen şuradan bir bakacağım. Tabii. Bizde de prompter falan bozuldu. Onun için şeyi bulamıyoruz. Ki bak Kenan Kıran dün bizim attığı tweette şunu söylüyor. Çipras kazanır, umutlanırlar. Başakşehir yenilir, umutlanırlar. Ali Koç seçilir, umutlanırlar. Abdullah Gül ismi çıkar, umutlanırlar. Geri zekalı mısınız? Siz diye bir soru sormuş. Tamam mı yani? Bunların çok şimdi şeylerine baktığın zaman hakikaten her bir şeyden bir kahramanlık senaryosu. Bir işte kazanım falan. Daha önce ben sana şey anlattım değil mi? Bu çiçek pasajında 3-5 tanesi bir araya gelip bu sefer gümbür gümbür geliyoruz dediklerinde. Evet. Çünkü hep çevrelerine sormuşlar. 3-5 tane CHP'liye sormuşlar yine. Seçim sonuçları açıklandığında ya bu millette bir şey olmaz falan. Bak yine bizi seçmediler falan deyip dövünüp ondan sonra bunun üzerine mavra yapan tipler gibiler bunlar. Hürriyet gazetesi. Ayşe Arman, aynen Kenan Kıran'ın dediği gibi yani ne diyordu bir kere daha hatırlatalım. Şunu söylüyordu. Çipras kazanır, umutlanırlar. Başakşehir yenir, umutlanırlar. Ali Koç seçilir, umutlanırlar. Abdullah Gül ismi çıkar, umutlanırlar. Geri zekalı mısınız diye sormuş. Bu sorunun muhataplarından bir tanesi de Ayşe Arman. Tamam. Niye Ayşe Arman? Tamam. Bir dakika ben yani bir yanlış duyuyorum. Hakikaten öyle Hikmet. Tamam. Geri zekalı mısınız değil mi? Geri zekalı mısınız? Evet. Çünkü bu kadar anlamsız şeylerden bir iş, bir başarı devşirmeye çalışmak ancak geri zekalara mahsus bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Çok da haklı. Muhataplarından bir tanesi de Ayşe Arman. Ya arkadaş, yani bu kadar içinizde saklamayın. Yani patlayacaksınız bir noktadan sonra. Yani oh be sonunda sahici ve samimi bir adam kazandı diye bir yazı yazmış Ayşe Arman. Fenerbahçe Kongresi'ni yazıyor. Bu zamana kadar biliyorsun özellikle gündemde tutmaya çalıştığı ensest ilişkiler, şunlar, bunlar vesaire vesaire bir sürü mevzularda sürekli yazı yazan, tabii, bunları bir şey yapan ve bunu da kadın hakları savunuculuğu kılıfına sokan, evet, ama kadını maalesef ve kendi kadınlığını bir teşhircilikten öteye geçiremeyen isimdir Ayşe maalesef, Arman. Maalesef, maalesef. Katılıyorum bana ben. Göre bu. Ayşe Arman değil, arsız woman gibi. Şimdi Ayşe Arman köşesinde Fenerbahçe sorununu, Fenerbahçe seçimini yazarken kullandığı cümlelere bak. Bunlar çok zekiler ya. Hani XYZ kuşağı falan filan. Hani Quantum, Gezi kuşağı falan filan. İzotopçu. Gezi zekadan başka bir şey değil. Diyor ki hiçbir şey değişmeyecek mi bu ülkede diye düşünüyordum. Oysa öyle değilmiş. Hiçbir şey, hiçbir güç kalıcı değilmiş. Kazık çakamıyormuş. Şartlar oluştuğunda, günü geldiğinde değişim de kaçınılmaz oluyormuş. Paragraf paragraf okuyorum. Yani serpiştirmiş aklısı. Zeka örneği göstermiş. Oh, ay, mutlu ay, oluyor, tatmin çok oluyor. Çok mutlu, onu söylüyorum. Ay. Karnı şişmiş,
yapamamış bir şey söyleyememenin vermiş olduğu bir zeka örneği göstermiş. Tabii. Yılmaz Özdil gibi. Tamam bunlara, çünkü bunlar bunu yaptıkları zaman bizi size sorduklarında aptallıktan başka bir şey değil. Yılmaz Özdil biliyorsun Mehmet Ali Birant'ın görüntülerini çaldığında hırsız bunlar aynı zamanda. Birant köpürmüştü o dönemde. Hı hı. Çaldığında soruyorlar, niye çalıyorsun adamın görüntüsünü? Efendim buna hırsızlık denmez diyor. Buna gazeteci zekası denir diyor. Hı. Tamam. Bunlar da aynı mantık. Karın ağrılarını sorsan, hazımsızlıklarını. Tabii. Efendim bunlar gazeteci falan zekası aralara serpiştim. Tabii. Başka ne diyor? Dinle Hikmet. Demek ki diyor, sıtkı sıyrılmış insanların demek ki değişimi tüm kalpleriyle istemişler. Bu değişimin vatana millete hayırlı olması dileğiyle. Devam ediyorum. Tabii. Değişim rüzgarı başladı. Hepimize iyi gelecek. Ve utanmazlar. Tamam. Ali Koç yeni bir deneyimdir. Fenerbahçe'nin yeni başkanı tamam, olmuştur. Tabii. Tebrik tamam. ediyorum. Fenerbahçe artı özellikleri getirebilecek. Genç, dinamik, ondan sonra dünyayı bilen, şunu yapan bunu yapan bir adam olarak lanse etti kendisini. Faydalı olacağına da inanıyorum. Ayrı bir dava. Fakat Ali Koç üzerinden hükümete göndermeler yapmak ya da Aziz Yıldırım'ın birçok özelliğini biz de beğenmiyorduk. Sertti, nobrandı, ondan sonra başı başına işler yapıyordu ama Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe yaptığı zaten, evet. bir sürü hizmet de vardı. Var, tabii, basketbol kulübüne yaptığı tabii, işler vardı. Aziz Yıldırım olmasa stat olmazdı. Bir sene bütün dallarda falan aynen, şeyler kazandı. 3 Temmuz'da Aziz Yıldırım tabii, direndi FETÖ'ye karşı. Basketbol keza öyle. Yatırımları, müthiş, şunları bunları. Bütün bunların yanında. Elbette ki kötü bazı özellikleri de vardı Aziz tabii. Yıldırım'ın. Ama sen Ali Koç'u göklere çıkartacak Koç ailesi olduğu için Ayşe Arman'dan bahsediyorum sadece. Göklere çıkartmak, Aziz Yıldırım'ı gömmek ve Ali Koç üzerinden bak istenirse hükümet de devriliyormuş yazısı yazabilmek. Evet, çok, ve bu ama, karın ağrını giderebilmek için böyle yazı evet. yazıyorsun ya. Ama Kenan Kıran'ın sorduğu soruyu soralım. Yani tabii. geri zekalı mısın Ayşe Arman? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kenan Kıran tabii sormuş. Ne kadar zekası seviyesini buradan anlattık yani. Görüyorsunuz seviyeyi siz ölçün de. Şunu söyleyeyim. Bu yeni bir şey değil. Şimdi bu insanlarda ben bunu hani biz sen hep şey ifadesi kullanıyorsun. Ben de çok kullandım buna benzer ifadeleri. Öyle bir yere geliyorsun ki bu yenilmişlik psikozu. Tabii. Yani psikoloji. Arkasından kaybetmişlik sendromu. Patolojik vaka. Yani çünkü normal değil. İşte Muharrem İnce'nin söylediği. Yani siyasetçisi gaza geldim. Ben olsaydım Erdoğan gibi kalmazdım konuşurdum falan gibi dediğin. Mukayese ettiğin şeyler arasında şeye benziyor. Yani var ya kurbağa geliyor koca bir file. 4,5 tonluk Afrika filine dil atıyor böyle. Kurbağa bir sinek yakalamaya çalışıyor. Evet hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Fil de bakıyor böyle. Anlıyor böyle yazıyor. bir şey denedim. Yani teşbihde hata olmaz. Manzara bu. Bravo. Öyle bir kalibre farkı var ki arada. Bravo. Çok iyi bir örnek. Çok iyi bir örnek. Putin'le, Trump'la orada burada oturuşla kalkışla dünya meydan okuyan bir adam. Sen kasketli, bisikletli bir adamsın. Aşağılamıyorum bisikleti ve kasketi. Ama daha önce kuantuma girip de futbol şeyden çıkamamış bir adamsın. Kalibre kapasite artı hitabet diyorsun. Yani sen gidip de gördün abi ki sen nasıl bir kafa var sende görüm anlamadın mı? Erdoğan'ın bir etki alanı vardır Allah korusun oraya girdiğin zaman. Değil mi? Öyle bir özelliği var adamın çünkü. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bak yanlış anlama. Hakaret değil de diyeyim. Mitinglerde mesela. Aydınlık'ta bir günde yazmıştı. Mitingine Ahmet, gittim diyor. Ahmet Koyuncu. Evet bravo. Adam dedi ki ben dedi böyle bir şey görmedim. Dedi bu halkın bize ait olması lazım. Ben solcuyum ama dedi Erdoğan diye bir lider var. Biz solcu olarak bizim bu halkın bizim sahip olmamız lazım. Bu emekçiye, bu işçiye, solcu bu tabakaya bizim ve büyük bir kayıptır bizim için. En büyük kaybımızdır diyor adam ve şundan bahsediyor. Dedik diyor ki acaba diyor bu tesisatla ilgili bir şey. Kulaklarım uzman bir adam çünkü. Seslerin intonasyonundan, giriş ve çıkışlarından tahlil yapıyor adam. O derecedeki bir herif yani bu. Hani senin benim gibi ya çok iyi adam konuşman demiyoruz yani. Hatta ince gibi ben olsaydım iki tane İşte bilimsel konuşuyor yani. İntonasyonlu giriş ve çıkışlar ve halka olan etkisinden bakıyor. Ya bir maestro gibi diyor. Bir çıkartıyor bir indiriyor diyor. Bir anda adamlar oruçlular Ramazan'da yeni kapıda kafamıza güneş geçmiş umurunda değil adamın diyor. Böyle konuşan bir adam bir şiir okuduğu zaman dünyayı ayağa kaldıran bir adam. Türkiye'yi ayağa kaldırıyor. Tek şiiriyle. Adam inandığı için inandırıyor. Söylediği şeyi kendi yanına inandırıyor. Sen bununla işte şey gibi kurbağa gibi bir şey deneyeceğim. Çok iyi bir şey ya. Çok iyi teşbihde hata olmaz. Ya aradaki büyüklük farkından bahsediyorum. Ben olsam iki tane hap patlatırdım. Ya 25 Haziran sonra kimse tanımayacak. Bir şey hazır galiba video.
Aslına bakarsan bitirdik. Yok, bitti mi? Son bitirdik. Bir video vardı ya. Şu 50 vakit namazı var mı? Bulmuşlar mı 50 vakit namaz? 50 vakit namaz videosu buldunuz mu arkadaşlar? 50 vakit kıldım diye. Var mıdır? Yok, 50 vakit. Hangisi var? Bunu yarın tutalım. Tamam, 50 vakit namazı yarın anlatırız artık. Peki, gün manşetinin sonuna geldik. Kılıçdaroğlu şeyin bu yani, İnce'nin 50 vakti. Tamam. Tamam. Gün manşetinin sonuna geldik. Gazete manşeti ve günün gündemini yarın Hikmet Genç'le birlikte yorumlamayı sürdüreceğiz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Tamam.